Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. 12. sınıfların 2. dönem 1. yazılı sorularını hazırlayacağız. Bakalım e, bu sorularda neler karşımıza çıkacak. Müfredat'ta da, e, yani daha doğrusu yıllık programda arkadaşlar 1. sınavımız yani 2. dönem 1. sınavımız nereye kadarsa ben oraya kadar sorular hazırladım. Tabii ki nereden başla En baştan başlamadım arkadaşlar. Fotosentezden solunumdan başladım. O şekilde e, ilerleyeceğiz bitkilere kadar. İlk önce boşluk doldurma sorularını, daha sonra klasik soruları, sonra da test sorularını göreceğiz. Bakalım başlayalım isterseniz direkt. ATP'nin üretilmesine nokta nokta, tüketilmesine nokta nokta denir. Arkadaşlar ATP'nin üretilmesine fosforilasyon, fosforilasyon, tüketilmesine de defosforilasyon denir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sınavın pdf halini açıklama kısmından da bulabilirsiniz. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki enerji açığa çıkaran tepkimelere nokta nokta. Enerjiye ihtiyaç duyan tepkimelere de nokta nokta denir. Arkadaşlar enerji açığa çıkaran tepkimelere biz egzergonik. Bakın eksitten çıkmaktan gelsin aklınıza. Eksit çıkmak demek de egzergonik ne yapıyor? Enerjiyi açığa çıkarıyor. Egzergonik. E, enerjiye enerji ihtiyaç duyan yani içerisine enerji alan tepkimelere de ne diyoruz? Endergonik tepkimeler diyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki ATP üretim şekilleri 3 tanedir. Bunlar nelerdir? Arkadaşlar bunlar nelerdir? Substrat düzeyinde fosforilasyon. Substrat yazıyorum sadece. Daha sonra fotofosforilasyon. Bir de oksidatif fosforilasyon. Oksidatif fosforilasyon 3 tanedir. Bir de kemofosforilasyon var. Kemofosforilasyon oksidatif fosforilasyonun alt başlı olarak işleniyor. Onu da söylemiş olalım. Gelelim dörde. Diyor ki kendi besinini kendi üreten canlılara nokta nokta hazır alan canlılara da nokta nokta denir. Arkadaşlar kendi besinini kendi üreten canlılara ototrof. Besinini hazır alan canlılara da heterotrof canlılar diyoruz. Heterotrof. Beşinci soru. Fotosentez için gerekli olan pigment. Bakın pigment diyor arkadaşlar. Organel demiyor. Fotosentez için gerekli olan pigment nedir? klorofildir. Bu arada fotosentez için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gereklidir derse ve şıklarda klorofille kloroplast varsa kesinlikle ne işleyeceksiniz? Klorofili işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü prokaryot canlılar da fotosentez yaparlar ve onlar sadece ribozom bulunduruyorlar. Kloroplast bulundurmuyorlar arkadaşlar. Çünkü zarlı organelleri yok. E bu durumda fotosentez için gerekli olan yapı nedir klorofildir ee, kesinlikle gerekli olan yapı klorofildir kloroplast da her zaman için ihtiyaç duyulmayabilir ökaryotik hücrelerde gereklidir kloroplast ama prokaryotlarda gerekli değildir arkadaşlar sadece klorofilin bulunması yeterlidir Gelelim 6. sorumuza diyor ki yüksek hızda hareket eden ve enerji taşıyan taneciklere ne denir arkadaşlar biz bunlara foton diyoruz zaten fotosentez olayı da oradan geliyor foton diyoruz yüksek enerji taneciklerine Yedinci soru bitkilerde plastiklerin içinde bulunan sarı turuncu ve kırmızı renk veren pigmentlere nokta nokta denir arkadaşlar Biz bunlara karotenoidler diyoruz Karotenoidler Karotenoid yazalım şöyle Bunlar Klorofi e, klorofile yardımcı olan pigmentlerdir. Mesela klorofil fotosentez yapacak işte yüksek miktarda ışık geliyor. O ışığın bir kısmı sorarak klorofilin zarar görmesini engelliyor. Yine UV ışınları olsun, X ışınları olsun. Bunlar zarar verir. Bunları emerek arkadaşlar zararını engellemiş oluyor. Yani fotosenteze yardımcı oluyor diyebiliriz. 8. soru. Bitkiler amino asit, vitamin ve organik baz üretirken topraktan ne alırlar? Arkadaşlar Amino asit, vitamin ve organik bazın yapısında ne vardır? Azot vardır. Bu yüzden de bitkiler bunları üretirken topraktan azot almak zorundalar. Gelelim diğer sorumuza. Canlıların inorganik maddeleri nokta nokta ederek elde ettiği enerjiyi besin sentezinde kullandığı olaya ne denir? Arkadaşlar canlılar inorganik maddeleri oksitleyerek oksitleyerek elde ettiği enerjiyi besin sentezinde kullandığı olaya biz ne diyoruz? Kemosentez diyoruz. Bakın ben burada iki yeri boş bıraktım. Normalde bir tanesini boş bırakmam gerekiyordu ama size şunu söylemek istedim. Şimdi hocalarınız ya kemosentezi yazar, buradaki oksitlemeyi sorar ya da oksitlemeyi yazar, kemosentezi sorar. Bu şekilde karşınıza çıkabilir. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, oksijenli solunumun gerçekleştiği organel. Arkadaşlar oksijenli solunumun bir kısmı glikoliz dediğimiz evre sitoplazmada gerçekleşiyor. Geriye kalan evrede mitokondride gerçekleşiyor. Mitokondri tabi yine bu ökaryot hücreler için geçerlidir. Prokaryotlarda tüm solunum tepkimeleri sitoplazmada gerçekleşir. Oksijenli solunum 4 evrede gerçekleşir. Bunlar nelerdir diye sormuş. Arkadaşlar yazalım evrelerimizi. Hatta ben şu üst tarafı sileyim de karışmasın. E, ee, 11. sorudaydı. Evet şöyle yazalım. Nedir bunlar? Birinci basamak glikoliz evresi. Glikoliz, glikozun pürvükeste parçalandığı evre. İkinci basamak asetil koenzim A oluşumu. Asetil koenzim A oluşumu. 3. basamak arkadaşlar Krebs döngüsü. Krebs. Dördüncü basamakta nedir? ETS elektron taşıma sisteminin olduğu evredir. Bu şekilde dört basama ayırıyoruz. Gelelim 12. sorumuza. Diyor ki fotosentezde hidrojen tutucu olarak kullanılan enzim koenzim nokta nokta hücresel solunumda kullanılan koenzim nedir diyor soruyor bize. Arkadaşlar fotosentezde hidrojen tutucu olarak kullanılan NADP'dir. NADP Oksijenli solunumda yani hücresel solunumda ise nedir? NAD koenzimidir. Eğer ki fotosentez diyorsa NADP, hücresel solunum diyorsa arkadaşlar NAD koenzimini yazacaksınız. Gelelim etil alkol fermantasyonu sırasında nokta nokta üretilirken laktik asit fermantasyonunda üretilmez. Arkadaşlar etil alkol üretilip de laktik asit üretilmeyen nedir? Tabii ki karbondoksittir. Etil alkol fermantasyonunda karbondoksit üretilirken laktik asit fermantasyonunda üretilmez. Omurgalıların çizgili kas hücrelerinde nokta nokta fermantasyonu gerçekleşir. Hangi fermantasyon arkadaşlar? Tabii ki laktik asit fermantasyonudur. Laktik asit fermantasyonu. Hatta kaslarımıza ağrı veren, acı veren de bu laktik asit birikimidir. 15. soru. Oksijenli solunumda son elektron alıcısı nedir arkadaşlar? Oksijenli solunumda son elektron alıcısı tabii ki oksijendir. Etanol alkol fermantasyonunda aset aldehit'tir arkadaşlar, aset aldehit, laktik asit fermentasyonunda da Pirvik asittir. Bu son elektron alıcıları önemli, karşınıza çıkabilir. Normal ee, sorularda da çıkabilir. Siz şimdi sınava hazırlandığınız için, hani bunu bir sınav alıştırması gibi de düşünebilirsiniz. Sonuçta tyt AET'de de çıkma ihtimalleri var. Bu son elektron alıcıları önemlidir. Bunları bilirseniz daha iyi olur. Evet buraya kadar hücresel solunum ve fotosentezle ilgili sorularımız vardı. Şimdi geliyorum arkadaşlar bitkilerle ilgili sorularımıza. Tabi boşluk doldurma için geçerli. Peki bitkilerde bölünebilen tek doku nedir arkadaşlar? Meristem. Meristem. Bitkiler konusunu ilk defa gördüğünüz için size biraz zor gelebilir. Ama bir iki kere tekrarlarsanız arkadaşlar oldukça kolay basit bir konu olduğunu görürsünüz. Özellikle bitkilerde dokular kısmı sizi biraz daha yorabilir. Hani meristem doku, temel doku bir sürü doku çeşidi var. Ve bunların da bir sürü alt başlığı var. Sadece birazcık burası yorabilir. Ee, biraz daha böyle tekrar ederseniz bir iki üç kere o zaman e, yerleştiğini göreceksiniz. Gelelim 17. soruya diyor ki. Bitkide bölünmez dokular nelerdir diye soruyor. Arkadaşlar meristem haricinde kalan diğer dokular nedir bunlar? Temel doku, örtü doku ve iletim doku. Bunlar da nedir? Bizim bölünmez dokularımız bitkilerde. 18. soru. Sekonder büyümeyi sağlayan yapı? Sekonder büyüme ne demek? Enine büyüme demek. Enine büyümeyi hangi yapı sağlar arkadaşlar? Tabii ki kambiyum sağlar. O yüzden cevabımız kambiyum olacak. 19. soru diyor ki temel doku çeşitleri nelerdir arkadaşlar? 3 tane temel doku vardır. Bunlardan bir tanesi parankima, bir tanesi kollenkima, bir tanesi de sıklerankima dediğimiz yapıdır. Evet bu şekilde 19. soruyu da yaptık. Gelelim 20. soruya. Dökü nokta nokta parankimada fotosentez yapılır. Arkadaşlar özümleme parankimasında fotosentez yapılır. Adı üstünde özümleme neyi öz özümleyecek? Karbondioksit suyu özümleyecek, besin üretecek. O yüzden özümleme parankimasında fotosentez yapılır diyoruz. 21. soru. Dökü yaprağın nokta nokta tabakasında özümleme parankiması bulunur. Hangi tabaka arkadaşlar? Tabi ki mezofil tabakası olacak burası mezofil tabakası. 22. soru. Diyor ki ankimayı oluşturan hücreler nelerdir? Arkadaşlar bunlar lif hücreleri ve taş hücreleridir. Taş hücreleri ve liflerdir. Özellikle mesela lifler dokumacılıkta kullanılıyor. Bu taş hücrelerini de size şöyle söyleyeyim. Hani armut yediğiniz zaman veya işte ayva yediğiniz zaman biraz daha sert meyveler bunlar. Yediğiniz zaman böyle ağzınıza ufak ufak taş gibi yapılar gelir. İşte onlar aslında nedir? Taş hücreleridir arkadaşlar. Gelelim 23. soruya. Kısilemde bulunan hücreler nelerdir diye sormuş. Arkadaşlar kısilemde bulunan hücreler trake, trake ve trakeitlerdir. Trakeitlerdir. Kısilemde bulunan hücreler bunlardır. Mesela de bulunan hücreleri sorsaydı ne olurdu? Onlar da arkadaş hücreleri ve kalburlu borular veya kalburlu hücreler olurdu. Gelelim 24. Diyor ki epidermisten farklılaşan yapılar olmak üzere 4 tanedir. Buraya 4 tane yapı yazacağız. Nedir bunlar? Bir kere. Birincisi sutoma. Epidermisten farklılaşır. Epidermis nedir bu arada? Bitkinin genç kısımlarını örten ee, dokudur arkadaşlar. Örtü dokudur. Sutoma. Daha sonra tüyler tüy, hidatotlar, hidatot yani su savakları, hidatotlar. Bir de arkadaşlar emergens yani diken dediğimiz yapılar, emergensler. Bunlar bizim epidermisten farklılaşan yapılardır. Gelelim 25. Epidermisin enine kalınlaşma sonucu parçalanmasıyla ne oluşur arkadaşlar? Tabii ki peridermis. Peridermis. Unutmayın epidermis bitkinin genç kısımlarında Peridermis de bitkinin yaşlı kısımlarında bulunur. Peridermis daha çok yaşlı gövdede ve yaşlı kökte bulunur. Epidermis de arkadaşlar işte yapraklarda, dallarda böyle biraz daha genç olan kısımlarda bulunuyor. Gelelim 26. soru. Diyor ki bitkilerde hareket olmak üzere iki şekildir. Arkadaşlar bitkilerde hareket tropizma, tropizma ve nasti olmak üzere iki çeşittir. Evet. Böylece boşluk doldurmalı bitirmiş olduk şimdi gelelim klasik sorulara 8 tane klasik sorumuz var arkadaşlar daha sonra e, test sorularına geçiş yapacağız Şimdi devam edelim. Diyor ki fotosentez tablosunu çizin. Şimdi fotosentez tablosunu çizin derken ilk başta aklınıza acaba ne demek istiyor gibi gelebilir. Ama bunu şimdi soruları ben çözdüğüm için hani daha çok e, bu şekilde yazdım. Bakın fotosentez tablosu deyince aklımıza gelecek olan şudur. Burası nedir? Işığa bağlı tepkime. Işığa bağlı. Şurası da ışıktan bağımsız. Işıktan bağımsız tepkimeler. Arkadaşlar, ışığa bağlı tepkimede ne kullanılıyor? Tabii ki ilk önce su kullanılıyor. Su kullanıldığı için ne üretiliyor? Oksijen üretiliyor. Daha sonra bu suda bulunan hidrojenler nereye gidiyor? NADP Lere gidiyor ve natph'leri oluşturuyor. Kaç tane natph? İki tane. Ayrıca burada elektron taşıma sistemi yine kullanılarak üç tane de ATP üretiliyor. İşte bu bizim ışığa bağlı tepkimelerimiz. Işıktan bağımsıza geldiğimiz zaman ise arkadaşlar ilk önce şu natph'leri, ATP'leri de kullanacağız. Ayrıca bir de atmosferden ne alacağız? Karbondioksit. Bunların hepsini birleştirip ne üreteceğiz arkadaşlar? Tabii ki besin üretimi gerçekleşecek. İşte fotosentez tablosu dediğimiz olay budur. Bu tabloyu bilirseniz inanın bana fotosentezle ilgili birçok soruyu yapabilirsiniz. Işığa bağlı tepkimeler nerede gerçekleşiyor onu da söyleyeyim. Işığa bağlı tepkimeler e, kloroplastın tilakoid dediğimiz zarları vardır arkadaşlar. Tilakoidlerde gerçekleşir. Işıktan bağımsız tepkimelerde stromada. Stroma nedir? Sutroma kloroplastın sıvısıdır arkadaşlar. Stromada gerçekleşir. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki fotosentez hızını etki eden faktörleri yazınız. Şöyle boş bir yere geçtim. Nedir bunlar? Yazalım arkadaşlar bir tane birkaç tane. Mesela karbondioksit miktarı. Daha sonra ikincisi su miktarı. Sonra arkadaşlar üçüncüsü mesela klorofil miktarı. Klorofil miktarı. Dördüncüsü kloroplast miktarı yazabiliriz. Yaprak yüzeyi, yaprak yüzeyi. Daha sonra su miktarı, su yazdık pardon, ışık miktarı, ışık. Sonra sıcaklık, özellikle en önemli etkenlerden bir tanesi sıcaklıktır. Daha sonra arkadaşlar toprak fotosentezine etkiler. Toprak. sekizincisi enzim, enzim. Bunlar da ne yapıyor? Fotosentezi etkileyen faktörlerdir. tabi mesela klorofildir yaprak yüzeyidir. Bunlar kalıtsal ee, faktörlerdir. Karbondioksit, su, ışık, sıcaklık, toprak da arkadaşlar nedir? Çevresel faktörlerdir. Bu şekilde fotosentezi etki eden faktörleri de yazmış olduk. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki fotosentez solunum ilişkisini anlatınız. Hemen anlatalım. Şöyle şurayı siliyorum. Bu kısma fotosentez solunum ilişkisini anlatayım. Arkadaşlar. Şimdi şu bizim mitokondri organelimiz. Şu da, onu da yeşille çizelim. Bu da kloroplast organeli. Kloroplastın içinde ne var? Tilakoidler var. Şimdi, mitokondride ne üretiliyor? Bakın ne oluşturuluyor mitokondride? Hücresel solunum sonucu karbondoksit ve su oluşturuluyor değil mi? Yani e, mitokondride gerçekleşen olay şöyledir. Besin molekülü, besin oksijenle parçalanıyor karbondioksit ve su üretiliyor arkadaşlar. Su. Şimdi besinin oksijenle parçalandığı tepkimeye biz ne diyoruz? Oksijenli solunum diyoruz. Oksijenli solunum. Peki bunun tam tersi olursa yani şu yönde olursa karbondioksit ve su birleşip besin ve oksijen üretirse buna da ne diyoruz? Fotosentez diyoruz. Yani mitokondrinin ürettiğini kim kullanıyor? Kloroplast kullanıyor. Kloroplastın ürettiğini de kim kullanıyor? mitokondri kullanıyor. İşte biz buna fotosentez solunum ilişkisi diyoruz. Mitokondri ne üretiyor arkadaşlar? Karbondioksit ve su üretiyor. Kloroplast ne üretiyor? Bunları kullanarak besin ve oksijen üretiyor. Dolayısıyla ikisi karşılıklı olarak birbirlerinin ürünlerini kullanıyorlar arkadaşlar. Fotosentez solunum ilişkisi bu şekilde açıklıyoruz. Gelelim diğer bir sorumuza diyor ki Kökün enine kestiğinde bulunan yapıları dıştan içe doğru yazınız. Yazalım arkadaşlar. Evet ben şöyle temizledim burayı dedim. Hani fazla da vaktimiz gitmesin. Arkadaşlar şimdi bakın. E, kökün enine kesine baktığımızda en dışta ne vardır? Kök emici tüyler vardır. Kök emici tüyler vardır. Daha sonra epidermis tabakası bulunur epidermis genç olduğunu düşünelim kökün. Eğer genç bir kök değilse yaşlı bir kökse peridermise dönüşebilir. Sonra arkadaşlar epidermisten sonra bizim bir alt tabakamız var. Korteks tabakası. Korteks tabakası. Burada işte e, parankima dokuları falan var arkadaşlar. Parankima hücreleri, parankima dokuları var korteks tabakasında. Korteks tabakasından sonra endodermis tabakası vardır endodermis tabakası. Endodermis tabakasından sonra da öz bölgesi dediğimiz bölge geliyor. Tabii bu öz bölgesinin içerisine baktığımızda dışarıdan içeriye doğru ne vardır? Dışarıda floem. Hemen ortasında kambiyum. Kambiyum. Kambiyumun iç kısmında da ne var arkadaşlar? Ksilem var. Ksilem. Sonra da işte öz bölgesinin geriye kalan kısımları diyoruz. Bu şekilde kökün enine kesitini vermiş oluyoruz. Evet gelelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki bitkisel hormonları yazınız. Yazalım arkadaşlar. Bitkisel hormonlar nedir bunlar? Bakın bitkisel hormonlar ikiye ayrılıyor. Biri büyümeyi teşvik edici. Yani büyümeyi olumlu etkileyenler. Bir de arkadaşlar büyümeyi olumsuz etkileyenler var. Büyümeyi olumlu etkileyenler 3 tanedir. Nedir bunlar? Oksin. Özellikle bitkileri yönelmesinde önemlidir. Bu ışığa doğru yönelme olayı var ya burada önemlidir. Oksin. Daha sonra arkadaşlar giberellin, giberellin ve sitokinin hormonları. Sitokinin hormonları. Bunlar bizim 3 tane olan büyümeyi teşvik edici yani büyümeyi olumlu etkileyen hormonlardır. 2 tane de büyümeyi negatif olarak etkileyenler yani olumsuz etkileyenler var. Nedir bunlar da? Bunlardan bir tanesi absisik asit. Absisik asit. Diğeri de etilen. Etilen özellikle meyvelerin olgunlaşmasını sağlayan bir hormondur. Mesela o yeşil muzların sararmasını, daha sonra e, ekşi olan elmaların tatlanmasını sağlayan hormon etilen hormondur arkadaşlar. Absisik asit de büyümeyi durdurucudur. Mesela bu şu an kış mevsimindeyiz. Kışın bu ağaçların uykuda kalmasını sağlayan, işte yaprak çıkmasını engelleyen hormon hangisidir? Absisik asittir. Evet böylece hormonlarımızı da yazmış olduk. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki bitkilerdeki mikoriza ve nodül birlikteliklerini anlatınız. Anlatalım. Arkadaşlar mikoriza dediğimiz şu. Bitki ile mantar arasında olan birlikteliğe biz mikoriza diyoruz. Nodül ise bitki ile bakteri arasında olan birlikteliktir arkadaşlar. İlk önce mikorizadan bahsedeyim. Mikoriza şöyle mikoriza yazalım. Mantar artı bitki. Peki nasıl yaşıyorlar bunlar? Sözlü olarak söyleyeyim. Mantarların hif dediğimiz böyle kök benzeri yapıları vardır. Mantarlar gidip bitkinin kök kısmına yerleşiyor ve bitkiye diyor ki ben diyor sana işte topraktan su ve mineral getireyim diyor. Sen de bana ürettiğin besinlerden ver diyor. Tamam anlaşıyorlar aralarında. Mantar topraktan su ve mineral alıyor bitkiye iletiyor. Bitki de arkadaşlar ürettiği fotosentez ürünlerinden mantara veriyor. Çünkü mantar heterotroftur. Dışarıdan hazır besin alır. Dolayısıyla bitkiden alıyor besini. Bitki de ototroftur. Besinini kendi üretir. Böylelikle karşılıklı bir yarar ilişkisi var arkadaşlar bunlarda. Bu yüzden de mikoriza birlikleri, birliktelikleri mutualist bir ilişkidir. Gelelim nodüle. Nodül nedir? Nodül de bitki ve bakteri birlikteliğidir. Rizobin bakterilerini duymuşsunuzdur. Rizobin bakterileri azot döngüsünde görev alan bakterilerdir arkadaşlar. Özellikle azot döngüsü için çok çok önemli bir bakterilerdir. Bunlar baklagillerin kökünde yaşayan bu rizobin bakterileri. Bitki diyor ki ya sen diyor topraktan azotu diyor havadan azot alamıyorsun diyor serbest azotu. Ne yapacağız? Topraktan azot alman gerekiyor. Ben sana diyor havadaki azotu diyor toprağa bağlayayım diyor. Sen rahat rahat al diyor onu. Bitki de tamam diyor. Peki ben ne yapacağım? Diyor ki sen de bana besin vereceksin diyor. Yani bitki ne yapıyor? Besin için kullanıyor. Bitki de bakteri arkadaşlar azot için kullanıyor. Bu şekilde yine karşılıklı bir yarar ilişkisi vardır aralarında. Biz bu biz bu ilişkide yine mutualizm diyoruz. Bu birlikteliği de nodül birlikteliği diyoruz arkadaşlar. Mikoriza ve nodül bu şekildedir. Gelelim yedinci sorumuza. Diyor ki stomaların açılıp kapanmasını anlatınız. Evet anlatalım. Hadi bakalım. Yine şurayı silelim şöyle bir temizleyeyim arkadaşlar hemen. Arkadaşlar sütomalar gündüzleri genellikle açık, geceleri kapalıdır. Çöl bitkileri hariç. Çöl bitkilerinde tam tersi bir durum vardır. Şimdi bakın sütomanın yapısı şu şekildedir. Şöyle bir sütomamız var. Bunlar bekçi hücreler. Bir de etrafında komşu hücreler vardır. Arkadaşlar, bekçi hücrelerle komşu hücreler arasında bazı madde alışverişleri gerçekleşiyor. Bu madde alışverişlerine göre açılıp kapanma olayları gerçekleşiyor. Şuraya açılmayı anlatalım. Şuraya da kapanmayı anlatalım. Şimdi bakın. Bitkinin bekçi hücrelerinde fotosentez gerçekleşiyor. Şimdi açılma durumu hani gerçekleşecek, nasıl açılacağına bakacağız. Bitkinin bu bekçi hücrelerinde fotosentez oluyor. Fotosentez sonucunda ne üretilir? besin değil mi? Besin ve oksijen üretilir. Arkadaşlar bu besin maddesi, üretilen besin maddesi ortamdaki yoğunluğu artırıyor. Ayrıca bekçi hücrelerinden, pardon komşu hücrelerden bekçi hücrelere bir de ne geçişi oluyor? Potasyum geçişi oluyor. Daha sonra bir de bitkinin bu ee, bekçi hücrelerinde depolanan nişasta vardı arkadaşlar. Nişasta da parçalanıyor ve neye dönüşüyor? Glikoza dönüşüyor. E bu durumda ortam yoğunluğu ne oldu? Çok fazla arttı. Çünkü su az, e ortamdaki madde fazla dolayısıyla yoğunluk arttı. Yani ozmotik basınç artar. Ozmotik basınç arttığı anda hemen bek hücre komşu hücreye diyor ki ya diyor bana diyor ödünç su verir misin? Bek hücreden komşu hücreden bek hücreye ne geçiş oluyor? Su geçişi. Su geçişi olduktan sonra ne olur arkadaşlar? Bu sefer de Turgor basıncı artar. Ozmotik basınç azalır. Turgor basıncı artar. Bu durumda şu iç çeperlere bir basınç gerçekleşiyor ve sutomalar açılıyor. Açılma dediğimiz olay bu şekilde gerçekleşir. Peki kapanma olayına bakalım. Kapanmada da tam tersi olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Üretilen besinler nişastaya çevrilecek arkadaşlar. Bu, bu sefer nişasta üretilecek. Nişasta ile birlikte ne de üretilir? Su. E, Üretilen su ortamdaki neyi artırır? Turgor basıncını artırır. Şimdi turgor basıncı artıyorsa bir de ayrıca şunu da söyleyeyim. mesela potasyum iyonları vardı ya bek hücrelerde. Bek hücre diyor ki ya diyor gündüz gönderdiğim potasyumları ben sana geri veriyorum diyor. Potasyumları da verdi. Bu sefer bek hücrelerindeki turgor basıncı iyice artıyor çünkü burada su fazla. Ne yapıyor hemen diyor ki komşu komşu sen bana gündüz diyor su vermiştin diyor. Ben sana o suyu tekrardan geri veriyorum. Bek hücresinden komşu hücresine ne geçiyor? Su geçiyor. Bu sefer buradaki turgor basıncı arkadaşlar azalıyor. Ozmotik basınç artıyor. Turgor basıncı azaldığı için şuralara yapılan basınç da azalmış oluyor ve sutomalar kapanıyor arkadaşlar. Açılma ve kapanma mekanizması bu şekildedir. Böyle hani bir hikaye gibi kendiniz uydurup anlatırsanız daha güzel bir şekilde anlarsınız. Evet gelelim diğer sorumuza. Diyor ki basınç akışı teorisini anlatınız. Arkadaşlar basınç çakış teorisi bitkilerdeki taşınmayla ilgili bir durumdur. Hemen anlatalım. Yine şurayı bir silelim. Basınç akışı teorisini burada anlatayım size. Arkadaşlar. Şöyle birazcık sayfamızı yana alalım. Şimdi bakın. Şu bizim kısilem dediğimiz odun borusu. Burada su ve mineral taşınacak. Şu hemen yanında da fulem dediğimiz soymuk borusu var. Fulem. Bunda da zaten kalburlu hücreler var. Şimdi onları çizmeyeyim. Şey olmasın, e, karışık olmasın. Flemin üst kısmında kaynak hücreler vardır. Bu kaynak hücreler fotosentezin yapıldığı yaprak hücreleridir. Yaprak. Alt tarafta ise arkadaşlar havuz hücreler vardır. Havuz hücrelerde fotosentez ürünlerinin depo edildiği işte kök olabilir, gövde olabilir, gövde veya e, meyve olabilir arkadaşlar. Bunlar da nedir? Bizim havuz hücrelerimizdir. Şimdi kaynaktan havuza doğru madde taşınması gerçekleşecek. Peki nasıl olacak bu? Kaynak hücreleri fotosentez yapıyor. Yani yapraklar fotosentez yapıyor. Ürettikleri şekeri arkadaşlar geliyor. Nereye yüklüyor? flüeme yüklüyor. flüeme yükledikten sonra şimdi burada katı maddeler var değil mi? Glikoz var şey sükroz var arkadaşlar. Daha çok sükroz olarak taşınıyor bu arada. Glikozla fruktozun birleşmesi şeklinde sükroz oluşur. Daha çok sükroz şeklinde taşınıyor. Şimdi burada sükroz var. Şöyle düşünün. Serum borusunun içerisine kum doldurduğunuzu düşünün. Onlar kolaylıkla ilerler mi aşağı doğru? İlerlemez değil mi? Hemen ne oluyor? Fulem diyor ki ya diyor ben bunları diyor at, götüremiyorum aşağı. Hemen Kısilem'den yardım istiyor. Zaten Kısilem Fulem duvar olarak birbirlerine bitişiktir. Hani ben böyle ayrı ayrı yazdım. Çok şey yapmasın diye, karışmasın diye. Kısilem'den Fulem'e su geçişi oluyor arkadaşlar. Burada ne oldu bakın? Buradaki katı olan o maddeler, sükroz maddeleri daha sıvımsı hale geldi ve bir basınç oluştu. Aşağı doğru taşındı. Aşağı doğru taşınınca bu sefer havuz hücreye geliyor havuz hücreye sükroz aktarılıyor e geriye ne kaldı su kaldı diyor ki ben senden su almıştım diyor tekrardan o suyu geri veriyorum diyor arkadaşlar ve böyle bir sirkülasyon şeklinde dönüyor bu olay biz buna ne diyoruz basınç akışı teorisi diyoruz işte ee, bitkilerde fulemin flam de taşıma olayı bu şekildedir arkadaşlar. Yani fotosentez ürünleri bu şekilde taşınıyor. Bu arada bu bir çıkmış sorudur. Şimdi kaynak hücreyi yazmış biri, havuz hücreyi yazmış. Bir de kaynak hücreyle işte şu flam arasında havuz hücreyle flam arasında arkadaş hücreleri vardır. Arkadaş hücrelerini de işaretlemiş. KLM diye ee, numara vermiş arkadaşlar harf vermiş diyor ki bunları eşleştiriniz e, k kaynak zaten alttaki de havuz arkadaş hücresinde şıklardan çıkarırdınız bu şekilde kolay bir soru sormuştu böylece klasik sorularımız da bitirmiş olduk kaç dakika olmuş 28 dakika geriye kalan dakikamızda da ne yapalım arkadaşlar hemen test sorularını çözelim test sorularını farklı farklı yerlerden aldığım için bazılarında şıklar yok ama zaten şıkları kendimiz buradan hemen yazacağız arkadaşlar Yine Biraz daha yakınlaştırayım şöyle. Teker teker çözelim test sorularımızı. Diyor ki birinci sorumuz. Aşağıda kloroplastın yapısı şematize edilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi hemen yazalım. Arkadaşlar buradaki C nedir? Bakın C iç zarı gösteriyor değil mi? C iç zar. A nedir? Bakın A da tilakoitleri gösteriyor arkadaşlar. Tilakoit tilakoitler. B de stromayı gösteriyor. Diyor ki klorofiller A yapısında yer alır. Evet tilakoidlerde bulunuyor. Doğru. ATP üretimi B yapısında olur demiş stromada. Hayır arkadaşlar ATP tilakoidlerde üretilir. Bu yanlıştır. ETS elemanları C'de yer alır demiş. Hayır ETS elemanları da telakoidde yer alır. O yüzden bu da yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız ne olacak? Yalnız bir doğru olur arkadaşlar. Gelelim hemen yandaki soruya. Bitkilerde bulunan kloroplast organeli için diyor hangileri yanlıştır? yaprağı oluşturan tüm hücrelerde rastlanır demiş. Arkadaşlar yaprağı oluşturan hücrelere baktığımız zaman epidermis hücresi var. Daha sonra iç kısımda fulen var, kısilen var bu hücreler var. Dolayısıyla sadece nerede bulunur yaprağın tüm hücrelerinde değil de Mezofil tabakası dediğimiz işte bu palizat parankiması ile sünger parankimasının olduğu kısımlarda bir de stomada bulunur. Yaprağı oluşturan tüm hücrelerde bulunmaz arkadaşlar bu yanlış. Otusu gövdeye sahip bitkilerin tüm gövde hücrelerinde bulunur. E, tüm gövde hücrelerini düşündüğünüz zaman kısilem ve fulem de buna dahildir. Kısilem ve fulem hücrelerinde bulunmaz arkadaşlar. Bu da yanlış. Kök hücrelerinde bulunabilir demiş. Kloroplast kök hücresinde bulunmaz arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü fotosentez yapmadığı için yanlıştır. Cevabımız ne olur? 1-2-3 olur arkadaşlar. Yanlış olanı sorduğu için. Gelelim diğer sorumuza. Yaprağın eline kesitini vermiş bize. Diyor ki yukarıda verilen yaprak eline kestiği incelendiğinde bu arada üçüncü sorumuz. Harflerle belirtilen bölümler için seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım harflere. Şimdi arkadaşlar buradaki A harfi palizat parankimasını gösteriyor. B harfi sünger parankimasını gösteriyor. C harfi ikisi birlikte mezofil tabakasını gösteriyor. D sutamayı gösteriyor. E'de arkadaşlar epidermis hücrelerini gösteriyor. Şimdi diyor ki A fotosentezin en yoğun gerçekleştiği yaprak bölümüdür. Doğru palizat parankiması en yoğun gerçekleştiği yer. B'nin hücrelerinde kloroplasta aslanmaz. Bakın bu yanlıştır. Çünkü B nedir? Sünger parankiması. Sünger parankiması da vardır arkadaşlar. Bu yanlış. C yapısı bitkinin epidermis dokusunu ifade eder. C hayır epidermis değil mezofil tabakasıydı yanlış. D. Hücrelerine kökemci tüylerinde de rastlanır. Stomalar kökemci tüylerde bulunmaz. Yaprakta bulunur arkadaşlar gitti. E'nin hücreleri fotosentezle atmosfere oksijen gönderir. E. Epidermis'de. Epidermis'de kloroplast yoktur. Dolayısıyla fotosentez yapamazlar. Yanlış. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız aşık olacak. Geçelim dördüncü sorumuz. Diğer sorumuza. Diyor ki. Farklı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimeleri aşağıda verildiği gibidir. Verilen tepkimeler incelendiğinde yorumlarından hangileri yapılamaz? Arkadaşlar, şimdi karbondoksit ve suyu kullanmış. Bakın burada değişen şeylere bakalım. Yorumları çünkü ona göre yapacağız. Bakın burada su kullanıyor, burada hidrojen sülfür kullanıyor, burada hidrojen gazı kullanıyor. Bir de açığa çıkan maddelere bakalım. Burada oksijen çıkmış. Burada kükürt çıkmış. Burada hiçbir şey çıkmamış. Dolayısıyla bize bunlarla ilgili yorum soracak. Diyor ki fotosentezin gerçekleşebilmesi için kloroplast organelinin bulunması gerekir. Bir kere ben buraya bakarak bu yorumu yapamam. Bu gitti. Açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur. Evet bakıyorum açığa çıkan oksijen nereden geldi? Sudan geldi. Yanlışlıkla gitti. Heh. Açığa çıkan oksijen sudan geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğrudur. Organik besin üretilebilmesi için ortamda karbon kaynağı bulunmalıdır diyor. Şimdi organik besin hepsinde karbon, karbon var mı? Karbon kaynağı yani karbondioksit var mı? Evet. O zaman organik besin üretilebilmesi için karbon kaynağı bulunmalıdır. Doğru. Hangileri yapılamaz dediği için cevabımız ne olacak? Bir numara. Yalnız bir yapılamaz. Gelelim beşinci sorumuza. Bu arada devam ediyor değil mi çekmeye? Evet. Bir kere çektim arkadaşlar yarım saat önce kendi kendime boş boş konuşmuşum anlatmışım yani çekmemiş o yüzden arada bir kontrol ediyorum. 5. sorumuz. Fotosentezinde ışığa bağlı reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? Işığa bağlı reaksiyonlarda ne kullanıyordu Su kullanılıyor arkadaşlar. Açığa enerji çıkıyor. Yani e, enerji üretiliyor. Na+ NADPH'lar üretiliyor. Bir de oksijen atmosfere veriliyor. Diyor ki Klorofil pigmentinin elektron vererek yükseltgenmesi. Bu olur arkadaşlar. Klorofil elektron alıyor çünkü e, ışıkla uyarıldığı için elektron veriyor. Bu doğru. NADP molekülünün hidrojen vererek yükseltgenmesi. Bakın NADP'ye hidrojen bağlanıyor. Hidrojen vermiyor. Hidrojen verdiği evre ışıktan bağımsız evredir. Bu yanlış. Diğerlerini de okuyalım. Besin sentezi için gerekli olan ATP'nin üretilmesi. Evet bu ışığa bağımlı reaksiyonlarda gerçekleşir. Doğru. Suyun fotolizi sonrasında oksijen üretilmesi. Evet bu da ışığa bağımlı tepkimelerde olur. ETS elemanlarının indirgenip yükseltgenmesi, yani elektron alıp vermesi. ETS elemanları burada görev yapar, doğrudur. Yanlış olanı soruyor bize. Cevabımız B şıkkı olur. Altıncı soruya gelelim. Bu arada böyle fotoğrafları bayağı küçülttüğüm için birazcık e, küçük görünüyorlar ama artık kusura bakmayın arkadaşlar. Diyor ki bitkilerde fotofosforilasyon sonucu üretilen ATP aşağıdaki biyokimyasal tepkimelerin hangisinde kullanılır? Arkadaşlar fotosentezde üretilen ATP sadece fotosentezde kullanılır. Başka hiçbir şeyde kullanılmaz. Sadece monomer sentezinde yani ne olabilir bu monomerler? Glikoz olabilir, amino asit olabilir, yağ asidi, gliserol olabilir. Bakıyorum nişasta sentezi olmaz. Hücresel solunum, nişasta hidrolizi, protein sentezi bunların hiçbiri olmaz. Cevabımız ne olacak? Amino asit sentezi. Eğer size fotosentezde üretilen ATP nerede kullanılır veya kullanılmaz diye soruyorsa bakın kullanıldığı yerleri söylüyorum. Sadece besin üretiminde yani monomer üretiminde kullanılır. Bu monomerler de nelerdir? Yapı taşları yani. Glikoz, amino asit, daha sonra bu nükleotitler yani azotlu organik bazlar. Daha sonra yağ, asidi gliserol bunlar nedir? Hepsi yapı taşıdır. Yapı taşların üretiminde kullanılır sadece. Gelelim yedinci sorumuza. Yedinci soru diyor ki fotosentez tepkimeleri aşağıda şematize edildiği gibi gerçekleşmektedir. Buna göre K, L, M, N, P için seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır? Hemen yazalım. Arkadaşlar buradaki K nedir? Bir kere su değil mi? K sudur. L ile M'ye bakıyorum. Bakın oksijen açığa çıkmış. L ile M. Bakın ATP ve NADPH'dır. Bunlar yer değiştirebilir. Yani şey de olabilir. L, NADPH, M, ATP de olabilir. N'ye bakıyorum. Bakın burada N, NİDE. NİDE olan da bakın ne yapmış? Işıktan bağımsız reaksiyonlara girmiş. O zaman bu karbondoksittir. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda ne üretilir? Besin. P de besindir. Diyor ki K sudur. Evet doğru. L diyon ATP'dir olabilir arkadaşlar. Yer değiştirebilir dedik. Doğru. M ATP'dir. Evet, olabilir. N glikozdur. N'ye bakıyorum. N ne? Karbondioksit bu yanlış. N glikoz olamaz. Karbondoksittir. P amino asittir. Besin yazdık zaten buraya. Amino diyebilir, ya asidi diyebilir. Bu da doğrudur. Cevabımız Denizli şıkkı oldu. Gelelim 8. sorumuza. Diğer sorumuz. Diyor ki Theodore Engel e, e, okuyamadım. Engelman'ın farklı dalga boylarının fotosentezi etkisiyle ilgili yapmış olduğu deney aşağıdaki gibidir. 8. sorumuz arkadaşlar bu. Arkadaşlar burada ne yapmış bakın ipliksi algleri etrafına da aerobik bakteriler yani oksijenli solunum yapan bakterileri koymuş. Daha sonra T zaman sonra bakıyor ki hani eee Dalga boylarına göre bakterilerin üremesine bakıyor. Bakteriler en fazla mor dalga boyunda, sonra kırmızı, sonra lacivert bu şekilde azalarak en az yeşil dalga boyunda fotosentez yapıyor. Diyor ki, bakteriler mor ve kırmızı ışıkta yoğun fotosentez yapmıştır. Bakın burada bakteriler fotosentez yapmıyor. Kim yapıyor fotosentezi? İpliksi alg yapıyor. O yüzden bu yanlıştır. Yeşil ışıkta fotosentez tepkimeleri gerçekleşmez. Arkadaşlar gerçekleşmez değil, az gerçekleşir. Yanlıştır. Dalga boyu arttıkça fotosentez hızlanmıştır diyor. E dalga boyu oradan kırmızıya doğru artıyor. Baktığınız zaman dalga boyu arttıkça fotosentez hızlanmamış. Önce bir azalıyor sonra hızlanıyor. O yüzden bu da yanlıştır. Bize hangileri yanlış olur diye sormuş. Cevabımız 1-2-3 hepsi yanlış olur. 1-2-3 hepsi yanlış arkadaşlar. Gelelim 9. sorumuza. Oksijenli solunum artık yani solunum şeylerine geçtik sorularına. Diyor ki glikolizle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Glikoliz neydi? Tüm canlarda sitoplazmada gerçekleşen glikozun pürüvik asite kadar parçalandığı olaydı arkadaşlar. Diyor ki tüm canlarda sitoplazmada gerçekleşir. Doğru. Reaksiyonlar sırasında kullanılan enzimler bütün canlarda aynıdır. Doğru. Çünkü bütün canlarda ortak bir basamaktır arkadaşlar. Tepkimeler pürüvik asit oluşumuyla tamamlanır. Doğru. Tepkimeler sırasındaki net ATP kazancı 4'tür. Bakın net ATP değil. Normalde 4 tane ATP üretiliyor. Ama 2 tanesi hazırlıkta harcandığı için net ATP kazancı 2 oluyor, 4 olmuyor. O yüzden yanlış olan bu. Sadece substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretir evet. Burada besin molekülleri kullanıp ATP üretildiği için substrat düzeyinde ATP üretir diyoruz. Doğrudur. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Gelelim 10. soruya. Diyor ki iki farklı fermentasyon tepkimesiyle ilgili aşağıdaki şema çizilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğru olur? Şimdi arkadaşlar 6 karbondan 3 karbona düşmüş. Burada nedir? Bakın 6 karbondan 3 karbona düştüğü evre glikoliz evresidir. Glikoliz. Daha sonra K hücresi 3 karbonlu olan 2 tane bileşik oluşturuyor. 3 karbonlu olan laktik asit fermentasyondur arkadaşlar. 2 karbona düşmesi de etil alkol fermentasyondur. Diyor ki K ve L hücrelerince ortak gerçekleştirilen tepkime glikolizdir. Evet ortak olan glikoliz bu doğru. K ve L hücreleri aynı canlıya ait olamaz diyor. Yani bir canlı hem laktik asit hem etil alkol fermentasyonu yapamaz arkadaşlar. Doğru. K hücresinde açığa çıkan enerji miktarı daha fazladır. Şimdi bakın burada enerji sadece glikoliz evresinde üretiliyor. Geriye kalan evrelerde enerji üretilmiyor. Dolayısıyla Burada ikisinde de açığa çıkan enerji miktarı eşittir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 2 olur. Gelelim diğer sorumuz 11. soruya geçiyoruz. 11. Diyor ki etin alkol ve laktik asit fermentasyonlarında verilenlerden hangileri ortak olarak gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi. Monomer diyor ki besinin enzimler yardımıyla parçalanması. Monomer besin enzimler yardımıyla parçalanıyor. Tamam. Belirli bir miktarda ısının oluşması bu da ortaktır arkadaşlar. Yadımlama ürünü olarak inorganik madde. Yadımlama dediği parçalama yani katabolizma olarak düşünebilirsiniz. Yadımlama ürünü olarak inorganik maddeler sadece etin alkol fermentasyonu da karbondoksit inorganik madde olarak üretiliyor. Laktik asit fermentasyonu da üretilmiyor. O yüzden bu ortak değildir. Cevabımız 1 ve 2 olur. Gelelim 12. sorumuza. Diyor ki etin alkol fermentasyonu tepkimeleri aşağıda özetlendiği gibidir. 1, 2, 3 için hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar glikozdan pürüvat üretiyor. Glikozdan pürüvat üretirken ne de oluşturur? NADH molekülünü de oluşturur. Dolayısıyla bakın A ve B şıkları gitti. NADH olacak. Pürüvat'tan asetil koenzima, pardon asetaldet üretiyor arkadaşlar. Burada da açığa ne çıkar? Karbondoksit. Çünkü pürüvat 3 karbonudur. Asetaldet 2 karbonudur. Eğer ki bir yerde karbon eksilmesi görüyorsanız orada karbondoksit açığa çıkmıştır unutmayın. Aynı kural oksijenli solunum içinde geçerlidir. Mesela bu Krebs döngüsünün tepkimeleri var. Daha sonra... Ee, kolizin tepkimeleri var. Bu aralarda bakın mesela 4 karbondan 3 karbona düşmüşse veya işte 6 karbondan 5 karbona düşmüşse karbon kaybı varsa orada karbondoksit açığa çıkıyordur. Unutmayın. Daha sonra asetaldeyitten etil alkol e, üretiyor arkadaşlar. Burada da açığa bir şey çıkıyor. Burada da açığa çıkan nedir? Nattır. Çünkü nadı tekrardan serbest olarak bırakıyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? Nadaş, karbondoksit nat yani Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim şöyle diğer sorularımıza diğer sorumuza geçelim arkadaşlar ne diyor diyor ki hücresel solunumun Krebs döngüsü tepkimeleri aşağıda verildiği gibidir. Buna göre 1-2-3 için seçeneklerden hangisi doğru olur? Bakıyorum arkadaşlar bakın 3 basamakta da 2 üretilmiş bir kere şunu ben size söylemiştim demiştim ki eğer karbon sayısında bir azalma varsa Mutlaka oradan karbondoksit çıkıyordur. Yani şurada bakın 6 karbondan 5 karbona düşmüş. 5'ten 4'e düşmüş. Bunlardan bir tanesi ne olacak? Karbondoksit olacak. E, geliyorum bakın 4 karbondan 4 karbon tekrardan. Hani bir düşme yok ama 2 numara burada da var. O zaman 1 numara nedir? 1 numara karbondoksittir. 2 numaraya baktığım zaman arkadaşlar her karbondoksitin çıktığı yerden mutlaka nat, nadaş molekülü de oluşturulur. O zaman 2 numara nadaş olacak. Bakın karbondioksit nadaş olarak gidiyor. Bakın B şıkkı gitti. D ve E şıkkı gitti. E, C şıkkında da karbondioksit ve fadaş 2 yazmış. O da değil. O zaman cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. 3 numaralı bölgede nedir? Zaten fadaş 2 molekülüdür. Gelelim diğer sorumuza. Bu arada kaçıncı sorumuzdayız? Hemen bakıyorum. Bu 12 idi. 13'tü. 14'e geçiyoruz arkadaşlar. Bu 13'tü. Bu 14. Diyor ki aşağıda mitokondri organelinin yapısı şematize edilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? İç zarın kıvrılmasıyla oluşan yapı krista olarak adlandırılır. Evet arkadaşlar, buradaki K yapısı kristalardır. Krista'yı göstermiş. K krista. L de içerisindeki matriksi göstermiş. O zaman bu doğru. DNA ve RNA'nın bulunduğu sıvı kısım matrikstir. Evet arkadaşlar, doğru. Hücresel solunumun ETS tepkimeleri K'da, Krebs tepkimeleri L'de gerçekleşir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kristada ETS tepkimeleri gerçekleşiyor. Matrix'te de Krebs tepkimeleri gerçekleşiyor. Doğrudur. Hangileri doğru dediği için hepsi doğru diyeceğiz. Cevabımız 1, 2, 3 şeklinde olacak. Gelelim diğer sorumuza. 15. sorumuza. Diyor ki 15. soruda Krebs döngüsüne hazırlık aşamasında verilenlerden hangileri gözlenir? bakıyorum. 3 karbonlu pirüvik asit 2 karbonlu asetil koenzimaya dönüşmesi. Evet arkadaşlar. Krebs döngüsüne hazırlık dediği evre şudur. 3 karbonlu olan pirüvik asidin 2 karbonlu olan asetil koenzimaya dönüşmesidir. Peki burada ne olacak? Bir molekül karbondoksit açığa çıkar. Çünkü dediğim gibi eğer karbon kaybı varsa karbondioksit açığa çıkacak. Daha sonra karbondoksit çıktığı için NADH molekül oluşacak. Yani hidrojenler NAD koenzimle bağlanacaklar. Bir de burada koenzima molekülü içeriye girecek. Koenzima. Diyor ki birincisine doğru dedik. Organik molekülün yapısına karbondoksitten gelen karbon atomu katılması. Karbon atomu katılması değil. karbondoksit çıkışı var arkadaşlar. Bu yanlıştır. 3 molekül ADP'nin fosforilasyon gerçekleşmesi. Burada ATP üretimi ve ADP fosforilasyonu yani ATP üretimi demek. Var mı ATP üretimi yok bu da yanlıştır. Hangileri gözlenir dediği için cevabımız ne olacak? Yalnız bir e, olacak. Gelelim diğer sorumuza yani 16. soru. Hemen şurayı sileyim karışmasın. Diyor ki aşağıda kurgulanan deney düzeneğinde iki farklı canlının hücresel solunumu karşılaştırılmaktadır. Düzenekteki maya hücrelerinin sadece alkolik fermentasyon yaptığı bilindiğine göre bakın arkadaşlar sadece alkolik fermentasyon yani ee, alkolik fermentasyon nedir Etil alkol fermentasyonudur. Diyor ki buna göre diyor hangileri doğrudur. Arkadaşlar maya hücreleri etilen konfermantasyonu yapıyor. Diye de zaten zorunlu aerob yani oksijenli solunum yapan bakterilerdir. Şimdi baktığım zaman ikisinde de glikoz çözeltisi var. Şimdi ikisinde de karbondoksit üretilecek mi? Evet üretilir. Ama bir mayası hücreleri bir molekül karbondoksit üretirken zorunlu aerob bakteriler daha fazla üretirler arkadaşlar. Şöyle hesaplayayım. E, iki tane 3 tane 3 tane üretiyorlar. 3 karbondoksit üretiyorlar hesapladığınız zaman. Bunlardan bir tanesi asetil koenzima oluşumunda, iki tanesi de arkadaşlar Krebs döngüsünde üretiliyor. 1 glikoz için toplam 6 tane, hatta direkt şöyle 6 yapalım. Burada da 1 glikoz için arkadaşlar toplam 2 tane üretiliyor. Şimdi diyor ki Hangileri doğrudur? Her iki düzenekte de ısı artışı olur. Doğru arkadaşlar. İkisi de fermentasyon olsun isterseniz oksijenli solunum olsun fark etmez. Isı artışı olacak. ATP ile birlikte ısı da üretiliyor. Hassas bile iki yönünde ilerler. Şimdi arkadaşlar karbondioksit miktarı üretilen karbondioksit bir de aslında oksijeni de düşünmemiz lazım. Oksijeni düşündüğümüz zaman hassas bilye iki yönünde ilerliyor doğru alabiliriz ama karbondoksit de oluşturuluyor sonuçta oluşan karbondoksit bir yönünde ilerlemesine sebep olabilir ama biz şöyle yapalım isterseniz oksijene göre şimdi K düzeneyinde oksijen kullanılmayacak L düzeneyinde kullanılacak arkadaşlar dolayısıyla L düzeneyinde oksijen kullanıldığı için iki yönünde bilye hareket edecek doğru L düzeneğinde su buharı oluşumuna rastlanır. Şimdi karbondioksitle birlikte su buharı da oluşturuluyor. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız hepsi olur. Yani 1, 2, 3 doğru olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. 17. soruya geçiyoruz. Şöyle 17. Farklı besinlerin hücresel solunuma katıldığı basamaklar verilmiş arkadaşlar. Diyor ki buna göre KLM için seçeneklerden hangisi doğrudur? Yazalım KLM'yi. Şimdi yağ molekülünün Yağın. yapı taşları nedir arkadaşlar? Gliserol ve yağ asidi. Yağ asidi iki karbonlu olduğu için direkt buradan iki karbonlu olan yere bağlanır. Yani L burada nedir? Yağ asididir. Yağ asidi. K da nedir arkadaşlar? Gliseroldür. Gliserol. Peki amino asitlerin parçalanmasıyla açığa ne çıkar? Tabii ki amonyak. O zaman M'de ne olacak? NH3 yani amonyak olacak. K, gliserol, L. Yağ sidi. M'de arkadaşlar amonyak olur. Gelelim 18. soru yani diğer sorumuza. Diyor ki eşit koşullarda oluşturulmuş deney düzeneklerine aynı sayıda farklı solunum mekanizmalarına sahip bakteriler bırakılıp bir süre beklendiğinde aşağıda verilen görünümler elde edilmiştir. Şimdi K'ya baktığım zaman bakteri kolonisi alt tarafta. O zaman arkadaşlar bunlar bunlar aerobik bak anaerobik bakteri yani oksijensiz solunum yapar. Oksijensiz solunum. Çünkü oksijenin olmadığı yerde yani dip kısımda birikmiş oksijensiz solunum yapıyor. L'ye baktığım zaman L olanlar arkadaşlar fakültatiftir. Şimdi fakültatif olduğu için isterseniz geçici olarak aerobik aerobik diyebilirsiniz ya da geçici olarak anaerobik diyebilirsiniz. M'ye baktığım zaman M de nerede birikmiş? Yukarıda yani oksijenin olduğu yerde. Bu da zorunlu oksijenli solunum yapan bakteridir arkadaşlar. Şimdi bakalım diyor ki KLM tüplerindeki bakteriler olmalarına göre sınıflanırsa seçeneklerden hangisi doğru olur? Şimdi zorunlu anaerob yani oksijensiz solunum yapan kim? K. Geçici aerob yani hem oksijenli solunum hem de oksijensiz solunum yapan kim? L. Zorunlu aerob yani zorunlu olarak oksijenli solunum yapan kimdir? O da M'dir. Sırasıyla direkt KLM olarak sınıflandırdık. Gelelim diğer sorumuz yani 19. sorumuza. Diyor ki yüksek yapılı bir bitki ve aerobik bakterilerle hazırlanan deney düzeneği aşağıdaki gibidir. İçerisinde yeterli miktarda atmosferik hava bulunan deney düzeneği ile ilgili diyor. Verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar buradaki potasyum hidroksit yani şu KOH var ya şu karbondoksit tutucudur. Burada yeterli miktarda mineral içeren su içeren toprak var. O zaman buradaki... Ee, bitki ne yapacak karbondoksit olduğu sürece oksijen üretecek aerobik bakteriler var e, aerobik bakteriler varsa aerobik bakterilerden ne üretir arkadaşlar karbondoksit üretir su üretir o zaman diyor ki dereceli pipetteki civa bir yönünde ilerler şimdi dereceli pipete bakıyorum ee, buradaki potasyum hidroksit karbondoksit tuttuğuna göre arkadaşlar bitki Oksijen üretebilir mi? Üretemez. Neden? Çünkü karbondioksiti sonuçta alamıyor kendisini. Alabilmesi, yani alması lazım ki fotosentez yapsın ve oksijen üretsin. Dolayısıyla e, potasyum hidroksit bunu tuttuğu için üretemez. Dereceli pipet bir yönünde ilerler. Doğrudur. Neden? Bunu söylüyorum. Çünkü buradaki aerobik bakteriler ortamdaki oksijeni kullanacaklar. Her ortamdaki oksijeni kullandıkça da buradaki civar arkadaşlar bir yönüne gidecek. Bu doğru. Bitki ile aerobik bakteriler normal bir şekilde yaşamlarını sürdürür. İşte bakın bu olmaz. Bu yanlış olur. Çünkü burada potasyum hidroksit var. Karbondoksit tutuyor. Karbondoksit tuttuğu için bitki bir süre sonra artık karbondoksit bulamadığı için oksijen üretemeyecek. Hem kendi ihtiyacını hem de bakterinin ihtiyacını karşılayamayacak arkadaşlar. Yanlıştır. Potasyum hidroksit kalıbı fotosentez ürünlerine bağlı olarak Bulanır demiş. Hayır arkadaşlar fotosentez ürünü değil solunum ürünlerine bağlı olarak yani karbondokside bağlı olarak bulanıyor. O yüzden bu yanlıştır. Termometredeki civa seviyesi bir süre yükselir. Evet şimdi çok az da olsa bir süre fotosentez ve solunum yaptıkları için bir süre yükselir arkadaşlar doğrudur. Cevabımız 1 ve 4 olur. Bu şekilde işaretledik. Gelelim 20. sorumuza. Diyor ki 20. soruda oksijenli solunum sırasında ATP, NADAŞ ve karbondoksit değişimleriyle ilgili olarak verilen grafiklerden hangisi yanlış olur? Şimdi arkadaşlar ATP ne oluyor? İlk zamanda iki tane harcanıyor daha sonra üretiliyor. O yüzden bir numara doğru olur. NADAŞ'a baktığımız zaman ilk önce artıyor. Doğru. Çünkü ilk önce NADAŞ üretiliyor. Sonraki buradaki hidrojenler kullanılıyor. NAD'lar serbest kalıyor. Dolayısıyla NADAŞ'lar azalıyor bitiyor. O zaman 2 de doğrudur. Karbondoksite baktığımızda bakın oksijenli solunum sırasında karbondoksit sürekli üretilir. Azalma olmaz. O yüzden 3 yanlıştır. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Gelelim 21. sorumuza. Şöyle 21 diye yazıyorum. Diyor ki aşağıda 3 farklı deney ortamı şematize edilmiştir. Kaplarda yer alan heterotrof canlıların besin sıkıntısı çekmediği ve deney kaplarına dışarıdan hava girişinin olmadığı düşünülürse, deney düzeneklerindeki canlılık faaliyeti süreleriyle ilgili olarak hangisi doğrudur? Arkadaşlar bakın. Burada en çok yaşamını sürdüren, en uzun yaşamını sürdüren 2 numara olur. Çünkü mantar bitki için karbondioksit üretir, bitki de mantar için hem besin üretir hem de e, oksijen üretir. O yüzden en uzun süre yaşayan 2 numara olur. Sonra 3 numara olur arkadaşlar. Çünkü bitki kendi kendine bir süre yetebilir. Yani kendi ürettiği karbondoksitü kullanarak fotosentez yapabilir. Tekrardan onu kullanarak karbondoksit üretebilir ama bir süre bu şekilde yaşayabilir. O yüzden 3 numara olur. Ama mantar tek başına çok uzun süre yaşayamaz arkadaşlar. Ortamdaki oksijen bittiği anda mantarda ne olur? Ölür. Dolayısıyla yaşam sırası büyükten küçüğe doğru 2 3 bir şeklinde olur. Gelelim 22. Artık bitkilere geçtik. Diyor ki bitkilerde büyüme bölgelerini oluşturan doku için diyor. Hangileri doğrudur? Büyüme bölgelerini oluşturan doku nedir? Meristem dokudur, değil mi? Bitkiye sınırsız büyüme özelliği kazandırır. Evet. Meristem doku sürekli bölünebilir olduğu için bitkiler sınırsız büyüyebilir arkadaşlar. Kök ve gövde ucunda bulunur. Evet arkadaşlar. Kök ucunda, gövde ucunda bunlara boyuna büyümesini sağlıyor. Bazı çeşitleri bölünme özelliğini kaybetmiş dokuların tekrardan bölünme özelliği kazanmasıyla oluşur. Bu da doğrudur. Mesela kambiyum bölünme özelliğini kaybetmiştir önceden ama sonradan bu özelliği tekrardan kazanıyor ve enine kalınlaşmayı sağlıyor arkadaşlar. O yüzden burada ne olacak? Hepsi doğru olacak. 1 2 3 dedik. Gelelim 23. sorumuza. Şöyle 23 yazalım. Tüyler epidermis hücrelerinin dışarı doğru meydana getirdiği çıkıntılardır tüyler diyor olaylarından hangilerini gerçekleştirir? Şimdi arkadaşlar bitkideki su kaybını azaltır mı doğru? Mesela bu kurak ortam bitkilerinde yaşayan ee, kurak ortamlarda yaşayan bitkilerde yaprak yüzeylerinde bol miktarda tüy bulunur ki su çıkışı azalsın terleme azalsın diye. Aromatik salgılar salgılama evet nane, reyhan gibi bitkilerde aromatik salgılar sağlar. Su ve suda çözülmüş mineralleri emme. Bunu da kök tüyler yapar arkadaşlar. kökemici tüy. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız ne olur? 1, 2, 3 olur. 1, 2, 3. Gelelim 24. soruya. Bitkilerde sentezlenen salgılar ve görevleri ile ilgili hangisi doğru değildir? Isırgan otunda yakıcı salgılama. Bu koru, koruma görevi yapıyor arkadaşlar. Doğru. Isırgana dokunduğunuz zaman eliniz hemen kaşınmaya başlar. Böcekçi bitkide hücre dışı salgı. Sindirim demiş. Doğrudur arkadaşlar. Bitkilerde hücre dışına enzim salgılanarak yakaladıkları böcekleri sindirirler. Dolayısıyla bu da doğru. Sütleyendeki zehirli salgı. Hayvanlara karşı koruma. Evet kendisini koruyor. Doğru. Çiçekteki bal özü salgısı. Savunma demiş. Bu bir dursun. Haşhaş ve kauçuk salgısı yaraların onarımı. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ama denizli yanlış. Neden? Çünkü çiçeklerdeki bal özü böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. Savunma olayı değildir. Savunma olsaydı zehirli bir madde veya işte yakıcı bir madde salgılardı ama buradaki özü oldukça tatlıdır ve böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim 25. sorumuza. Diyor ki ait bilgilerden hangisi yanlıştır? Her sutuma bir çift bekçi hücresinden oluşur. Doğru sutomanın şeklinde çizmiştim size. Bekçi hücreleri şekil değiştirerek stoma açıklığını ayarlar. Bu da doğru arkadaşlar. Stoma genellikle gündüz açık geceleri kapalıdır. Evet kurak ortam bitkileri hariç onlar da tam tersi. Stoma yoğunluğu sadece genetik koşullarla kontrol edilir demiş. Arkadaşlar sadece genetik koşullar stoma yoğunluğu bir dursun bakalım. Yaprağın kaybettiği su stoma sayısı ve açıklığına bağlıdır. Doğrudur arkadaşlar. Eee su toma sayısı ne kadar fazla ise açıklığı ne kadar fazla ise o kadar su kaybeder. Çünkü terlemeyi sağlıyor. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Şimdi sadece genetik koşullara değil ortama da bağlı. Eğer ortam nemli bir bölge ise daha fazla su toma bulunur. Kurak bölge ise daha az su toma bulunur arkadaşlar. Sadece genetik koşullara bağlayamayız. Gelelim 26. sorumuza. Diyor ki soğan bitkisinin kök ucunu gösteren boyuna keste göre dıştan içe doğru numaralanmış kısımlar hangisinde verilmiştir? Şimdi arkadaşlar en dışta bir numaralı bölge en dışta ne vardır? Epidermis vardır. Dolayısıyla bakın şu diğerlerini hemen siliyorum. Daha sonra bir içte arkadaşlar korteks tabakası vardır. Hatırlarsanız hani bunu size şeylerde de sormuştum. Klasik sorularda korteks. Korteksten sonra endodermis. En içte de ne vardır? Merkezi silindir vardır. Cevabımız aşık olur. Gelelim diğer sorumuza. 27. soru. Diyor ki kökle ilgili hangileri doğrudur? İletim doku elemanları merkezi silindirde yer alır. Arkadaşlar bu doğrudur. İletim doku elemanları merkezi silindirde yer alıyor. Hani kısilemli fülem var ya. En içte merkezi silindirde yer alıyor. Yan kökler ve lateral meristemin oluşmasında pericycle görevlidir. pericycle arkadaşlar ee, nasıl diyeyim size? Geçirimli bir tabaka sadece suyun geçmesini falan kontrol ediyor. Yani bu meristemin oluşmasında falan görevli değildir. O yüzden bu yanlıştır. Çenek yapısı kök yapısında değişikliğe neden olmaz. Çenek yapısı arkadaşlar eğer tek çenekli ise kökler saçak kök, çift çenekli ise kökler kazık köktür. Dolayısıyla kök yapısında değişikliğe neden olur. Bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir olur. Gelelim 28. sorumuza. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan hidatotlarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Hidatotlar neydi arkadaşlar? Hidatotlar su savakları dediğimiz yapılar. Yaprak kenarlarında bulunarak e, ee, damlama yoluyla suyun atılmasını sağlıyor. Bunlar cansız hücrelerdir ve damlama yoluyla su attığı için mineral atılımını da sağlıyor arkadaşlar. Diyor ki madensel tuz ve mineral atılımını sağlar. Evet damlama yoluyla o suyun içerisinde karışmış olarak atar. Açılıp kapanabilir. Bu yanlış arkadaşlar. Cansız olduğu için açılıp kapanamaz. Yaprak uçlarında ve yanlarında bulunur. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olur. Gelelim 29. sorumuza. Diyor ki epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan. Ha ben iki kere yazmışım arkadaşlar. Bunu iki kere e, eklemişim oraya. Bu olmayacak. 29 şu. Stomanın açılıp kapanmasında etkili faktörlerden biri de potasyumdur. Diyor ki potasyum iyonu hangilerinde olaylarından hangilerinin neden olduğu için stomanın çalışmasında önemlidir. Arkadaşlar potasyum iyonu ortamı yoğunluğunu artırarak işte ozmotik basıncı artırıyor ve böylece stomanın açılmasını sağlıyor. Diyor ki stoma hücrelerindeki su potansiyelini etkilemesi. Evet su potansiyelini etkiliyor sonuçta yoğunluğu artırıyor. Bekçi hücrelerdeki ozmotik basıncı artırması. Evet az önce de söyledim. Enzim yapısına kofaktör olarak katılması. Bununla bilgisi yok arkadaşlar. Sadece e, stomaların açılmasını sağlaması olayı 1 ve 2 ile geçerlidir. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olur. Gelelim 30. sorumuza. 30 diyelim şuraya. 30. Heh. Diyor ki iki farklı kök sisteminin gösterildiği yukarıdaki şekle göre yargılarından hangisi doğru verilmemiştir? Şimdi arkadaşlar bir numara çift çenekli bir bitkiye aittir çünkü kazık kök, köke sahip, o yüzden çift çenekli bitki. İki numara da tek çenekli bitkidir çünkü saçak köke sahip. Diyor ki, hem biraz yakınlaştırayım. bayağı bir küçük olmuş bu. Heh. Yeraltı suyunun yüzeye uzak olduğu toprağın derinliklerine uyum sağlamıştır. Evet, kazık kök bayağı ileri gidiyor. Yağışın az olduğu, yeterince nem içermeyen topraklara çok iyi uyum sağlar. Evet, saçak kök daha e, uyum sağlayabilir. Bir dursun bakalım. Diyor ki gelişmiş çift çenekli ve açık tohumlu bitkilerde bulunur. Doğru. Çimen, buğday ve yulaf gibi tek çenekli bitkilerde bulunur. Bu doğru. B şıkkına doğru dedik. Dikey yönde gelişmiş ana kök ve az gelişmiş yan köklerden oluşur. Doğrudur arkadaşlar kazık kök için. Aynı uzunlukta dallanmış çok sayıda uzun ince ve yan köklerden oluşur. Doğru. Bitki toplama, toprağa bağlamakla birlikte bazı bitkilerde besin de eder. Mesela havuç bunun en iyi örneğidir. Doğrudur. Genel olarak toprak yüzeyine yakındır. Bitkiyi sıkıca toprağa bağlar. Evet arkadaşlar doğru. Üst toprağı kuruduğundan erozyonun önlenmesinde mükemmel bir bitki örtüsü oluşturur. Yeraltı suyunun yüzeye uzak olduğu toprak derinliklerinde. Bakın yanlış olan eşlik olacak. Neden? Çünkü şimdi arkadaşlar saçak kök toprağın derinliklerine doğru inemez. Toprağın derinliklerine doğru İnseydi eğer ee, nasıl diyeyim size daha dayanıklı olması lazım toprağın derinliklerine doğru inebilmesi için. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı olacak. E şıkkı yanlıştır. Gelelim diğer sorumuza 31 diyelim. Diyor ki bazı bitkiler su ve mineral alımını artırmak için nodül ya da mikoriza gibi özelleşmiş yapılar bulundur. Hatırlayın bunu anlatmıştım size nodül topraktaki azotu bağlayarak bitkinin kökünde depolanmasını sağlayan rizobium cinsi bakterilerin oluşturduğu yumrulardır. Evet doğru. Mikoriza belirli mantar türü ile bitki kökü arasında kurulan yararlı bir birlikteliktir. Doğru. Nodüldeki bakteriler bitkinin azot ihtiyacını karşılarken mikorizadaki mantar bitkinin su ve besin elementi. Evet besin elementi dediğim mineral yani ihtiyacını karşılar. Doğrudur. Hangisi doğru değildir diye soruyor bize. Bakalım yanlış mı okuduk? Topraktaki azotu bağlayarak bir, bitki... he, bir dakika. Kökte depo etmez. Bakın burada kökünde depolanmasını diyor ya oraya atlamışız arkadaşlar. Kökte depo etmiyor. Sadece toprağa bağlıyor. Topraktan bitki alıyor. Depo edilme gibi bir durum yoktur. O yüzden bir yanlış. Burada yanlış olanı sorduğu için cevabımız ne olur? Yalnız bir yanlıştır arkadaşlar. Gelelim 32. sorumuza. Diyor ki bitkilerde gaz halindeki su kaybına terleme denir. Terleme ile ilgili yukarıda verilen grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi diyor ki rüzgar arttıkça terleme artar. Doğru bakın bunu nereden anlayacağız? Arkadaşlar çamaşırlarınızın kurumasından anlayın. Mesela çamaşırlar rüzgarlı havada astığımız zaman daha çabuk kurur. Çünkü rüzgar o terleme hızını yani oradaki suyun buharlaşma hızını artırır. Dolayısıyla terlemeyi artırır. Toprağın nemi terleme oranını göstermiş. Arkadaşlar toprağın nemi arttıkça hani nasıl diyeyim size çok fazla suya ihtiyacımız var ya mesela toprakta su ne kadar fazla ise o kadar ben suyu çekerim dolayısıyla terleme de fazla olur hani bunu da çizebiliriz karbondoksit miktarı ile terleme oranını ters ilişki olarak göstermiş şimdi karbondoksit artarsa fotosentez artar fotosentez artarsa arkadaşlar ne olur bu sefer de ee, su kullanılır su kullanıldığı için terleme oranını azaltır bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? 1 2 3 olur. Gelelim kaçtı bu 32'de, 33. sorumuza. Şöyle bir dakika. Evet diyor ki 33. soruda bir bitkinin farklı organları arasında aşağıda şematize edildiği arasında diyor nasıl okuyorsam artık. Diyor ki buna göre topraktan sıvı halde alınan suyun yapraktaki stomalardan gaz halinde atılmasına kadar geçen süreç için Hangileri doğru değildir? Bakın bize eşitlikler vermiş. Şimdi arkadaşlar topraktan su alınabilmesi için kök hemici tüylerdeki ozmotik basıncın topraktan daha büyük olması lazım. O yüzden bir kere bir numara yanlıştır. Çünkü burada ozmotik basınç toprakta daha büyük göstermiş. O yüzden yanlış. Diyor ki ozmotik basınç gövdeden gövdede kökten daha yüksektir. Evet şimdi yukarı doğru gidebilmesi için gövdenin daha fazla suya ihtiyaç duyması lazım. O yüzden bu doğrudur. Ozmotik basınç yaprakta gövdeye göre daha yüksektir. Bu da doğrudur. Ta buraya kadar gelebilmesi için yaprağın su ihtiyacının daha fazla olması için doğrudur. Hangileri doğru değildir dediği için cevabımız ne olacak? Bir numara olacak arkadaşlar. Gelelim 34. sorumuza. Diyor ki kılcallık olayı kök basıncı kohezyon gerilimi. Bir bitkide verilen olaylar su taşınmasındaki e, ee, önemlerine göre büyükten küçüğe doğru seçeneklerin hangisindeki gibi sıralanır. Şimdi bakın ee, önemlerine göre arkadaşlar en önemli olan hangisi tabii ki kohezyon gerilimdir. O yüzden 3 diyeceğiz. Sonra kök basıncı gelir 2 diyeceğiz. En az ise arkadaşlar kılcallık olay etkilidir. O yüzden cevabımız 3-2-1 şeklinde gider. Gelelim 35. soruya. Atmosferin neme doymuş olduğu bir ortamda bundan yüksek yapılı bitkide gözlenen değişimlerle ilgili. Verilen grafiklerden hangisi doğru değildir? Şimdi terleme miktarı diyor ki neme doymuş olduğu bir ortam. Neme doymuşsa arkadaşlar terleme miktarı artar. O yüzden bu doğrudur. Damlama miktarı şimdi e, atmosferde neme doymuş olduğu için neme doymuş Tam terleme artırır. su taşıma hızını diyor, artırır diyor. Ha bir dakika arkadaşlar. Şimdi atmosferde neme doymuşluk oranı, terleme hızını nasıl diyeyim size? Ters oranda etkiliyor, yani terlemeyi azaltıyor. Çünkü bu neme doymuşluk, hani şöyle düşünün, ee, kuru bir sıcaklık olduğunu düşünün. Bu kuru sıcaklıkta terleme değil de daha çok damlama olur. Damlama miktarı arttığı için suyun taşıma hızı da artar. Ama bize hangisi doğru değildir dediği için cevabımız ne olacak? Bir numara olacak arkadaşlar. Gelelim 36. sorumuza. Diyor ki su savakları ve stomalar için özelliklerinden hangileri ortaktır? Bakın hidatotlar cansız, stomalar canlıdır. Hidatotlar damlama yoluyla, stomalar terleme yoluyla atar. Diyor ki su boşaltımında görev almaları bu ortak. Açılıp kapanma özelliği su tabakları açılıp kapanamıyor bu ortak değil. Gaz alışverişi yapmaları. Arkadaşlar stomalar gaz alışverişi yapar ama su savakları yapmaz. Mineral ve tuz boşaltım yapmaları. Su savakları yapar ama stomalar yapmaz. Hangisi ortak dediği için cevabımız bir olacak. Sadece bir ortaktır. Gelelim 37. soruya. Bir bitkinin kısilen borularında alınan sıvı içeriğinde diyor maddelerinden hangisi bulunmaz? Arkadaşlar kısinemde su ve mineral taşınır. Hormon da taşınır ama sükroz flüem de taşınır. O yüzden hangisi bulunmaz dediği için cevabımız ne olur? 2 olur. Gelelim diğer sorumuza. Bu kaçıncı soru? 37'ydi. 38'e geçiyoruz. 38. 38. Peki bitkilerde suyun kökten yapraklara taşınmasıyla ilgili X etkenini araştıran bir öğrenci yukarıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır. X etkeni sayesinde bitki köklerinin suyu almasıyla civa cam boru da yükselmiştir. Bu deneydeki X etkeni ile ilgili olarak diyor hangileri doğru değildir? Arkadaşlar burada kök basıncından faydalanıyor. Çünkü kök basıncı yani kökteki su basıncı ne kadar fazlaysa su o kadar yukarıya taşınır. Diyor ki X kök basıncıdır bu doğru. Kökte mineral maddeler ve depolanmış nişastanın hidrolizi ile oluşan glikozlar biriktirilerek X yükseltilir. X dediği yani kök basıncı yükseltilir demek istiyor. Evet mineral maddeler arkadaşlar işte depolanmış nişastanın hidrolizi ne yapıyor bunlar? Ortamdaki <laughs> ozmotik basıncı artırıyor. Bu da kök basıncını artırıyor. O yüzden bu da doğrudur. X'in oluşması için emici tüylerdeki ozmatik basıncın toprağın ozmatik basıncından daha düşük olması gerekir demiş. Hayır arkadaşlar daha yüksek olması gerekir suyu alabilmesi için. Doğru değildir dediği için cevabımız ne olacak? 3 numara olacak. Gelelim diğer sorumuza. Bir tane burada arada sorumuz var. 39 onu atlamayalım. 39 Bitkilerde maddi iletiminden sorumlu olan doku çeşitleriyle ilgili aşağıda tablo verilmiştir. Arkadaşlar bakın bu doku çeşitleri nedir? Kısilem ve fula. Diyor ki tablo incelendiğinde numaralı özelliklerin hangilerinde yanlışlık yapıldığı gözlenir. Şimdi bakın madde taşıma hızı. Kısilem de yavaş demiş de hızlı demiş. Bu yanlıştır. Kısilem de hızlı fulem de yavaş. Yani tam tersi yazması gerekiyordu. Bu yanlıştır. Çünkü kısilemde tek yönlü fulemde çift yönlü. Madde taşıma yönü kökten yaprağa doğrudur kısilem de doğru. Flem de çift yönlüdür doğru arkadaşlar. İletimden sorumlu olan yapılar kısilem için arkadaş hücreleri demiş. Fulem için trake ve trakeit demiş. Yanlıştır. Tam tersini yazması gerekiyordu. O yüzden hangisinde yanlışlık yapıldığı gözlenir dediği için cevabımız 1 ve 3 olur. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle 40 diyorum hemen alttaki soruya. 40. Bakın basınç akış teorisini anlatmış arkadaşlar burada. Diyor ki buna göre şekil incelendiğinde hangileri yapılabilir yorumlarından. Fulemdeki ozmotik basıncın artması kısilemden fuleme doğru su geçişine neden olur. Hatırlayın arkadaşlar anlatmıştım size. Buraya sükroz maddeleri biriktiği için ozmotik basınç artıyor. Kısilemden fuleme su geçiyor. Bu doğru. Flemdeki ozmotik basıncın azalması kısileme doğru su geçişine neden olur. Evet buradaki şekeri verdiğimiz zaman su geri gidiyordu. Doğru. Kaynak hücrelerinden fleme madde geçişi aktif yöntemlerle flemden havuz hücreye madde geçişi pasif yöntemlerle olur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu yorum da yapılabilir. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 şeklinde olur. Şöyle 1-2-3 yazalım. Cevabımız bu şekilde. Gelelim 41. soru diyecektim ki hop sorularımız bitmiş. Evet böylece yazılı hazırlık sorularımız bitti arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım sınavınızdan çok çok yüksek alırsınız. PDF'sini açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar.